Merhaba arkadaşlar. 18 dakika içinde bunu sığdıracağız bir şekilde. Saat var mı burada bir yerde görebileceğim? Ha, başlatacak mısınız onu? Orada saat yok şu anda. Peki. Size bu kendi veresinize tırmanın adını verdiğim son kesit sunacağım. 25 yıla ulaşan aktif spor hayatım var ve bunun yarısından fazlası da profesyonel seviyede geçti. Riskli sporlar sayesinde fark ettiğim ve bu sunum boyunca bir kısmını sizlerle paylaşmaya çalışacağım sonuçları bu konularla ilgili kitaplarda, bu konuları inceleyen araştırmalarda çok benzeri şekilde bulabilirsiniz. Görmüşsünüzdür diye eminim. Burada ilginç olan dayanıklılık, disiplin, cesaret, kararlılık, yüksek konsantrasyon ve motivasyon, liderlik becerileri ve takım çalışması gerektiren, yüksek risk içeren, dağcılık gibi bir spor dalında başarıya ulaşmak için ihtiyacımız olan özelliklerin tamamının kendimize seçtiğimiz herhangi bir kariyerde, iş dünyasında, hatta sosyal hayatımızda bile başarıya ulaşmak için gereken özelliklerle büyük bir paralellik göstermesi. O zaman ben buradan şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Başarının temel kuralı hangi sektörü, hangi disiplini ele alırsanız alın, doğru yaklaşım ve doğru yöntemleri kullanmaktır. Nitekim ben de sizlere kendi hayatımda çok farklı coğrafyalarda, çok farklı şartlar altında birebir deneyimleme fırsatı bulduğum bu doğru yaklaşım ve yöntemlerden bahsetmeye çalışacağım bu 18 dakika içerisinde. Bunun 64 adımdan oluşan başarı ve mutluluğun zihin haritası adını verdiğim bir formülü var aslına bakarsanız. Bunun bir kısmından bahsedeceğim. Önce insan demek istiyorum. Çünkü her şey insanla başlıyor, insanla sona eriyor ve insanla bir anlama kavuşuyor. Bütün derdimiz insan. Ve insan aslında bir potansiyel. Bütün yapmamız gereken bu potansiyeli kendi içimize dönüp, içimize dalıp bu potansiyeli keşfetmek ve bunu açığa çıkarmak. İnsanı sadece yaptığıyla değil ama uygun koşullar yaratıldığı takdirde yapma kapasitesine sahip olduklarıyla değerlendirmek. Burada aslında yaptığımız şey hayatın içinde kendi yerimizi aramak. Benim kitabımın alt başlığı da bu biliyorsunuz. Hayatın içinde herhangi bir yer değil, bize ait olan yer, bizim için olan yeri aramak. Ve bunu yapabilmek için de tabii kendi yolumuzu izlememiz gerekiyor. Başkalarının yolunu değil, yani etrafımızda gördüğümüz herkesin kabul ettiği, istediği, ulaşmak istediği hedefler değil, bizim için önemli olan, bizim için anlamlı olan hedeflerin peşine düşebilmek. Herkes gibi olan sıradan olur, kendi gibi olan değerli olur. Ama kendiniz gibi olabilmeniz için de işte kendi yolunuzu izleyebilmelisiniz. Burada yaptığımız şey aslında içimizdeki en iyi beni aramak. Çünkü insanoğlu seçimleriyle, kararlarıyla, tercihleriyle kendisini var eder. Ve bugünden geleceğe baktığımızda hepimizin gelecek senaryosunda sonsuz sayıda gelecek olasılığı var. Bunların bir kısmı diğerlerinden daha iyi, bir kısmı daha kötü. Bir tanesi en iyisi. İşte akıllı insanın o en iyi beni araması. Tabii aslında seçim, tercih, eylem, karar diyoruz ya. Aslında bu en iyi beni inşa etme süreci. Burada yaptığımız şey İçimizdeki potansiyeli ortaya çıkartabilmek. Bütün mesele bu potansiyeli kavramak ve bu potansiyeli gerçek bir performansa dönüştürebilmek. Burada yaptığımız en başlangıçtaki nokta kendimizi tanımak. Yani kendi farkındalığımıza ulaşabilmek. Sokrat bir insanın kendini tanıma uğraşı ömür boyu devam eder diyor. Çünkü insanoğlu sürekli değişen, gelişen, öğrenen bir varlık. 60 yaşında, 70 yaşında bile kendisiyle ilgili yeni bir takım farkındalıklar geliştirebilecektir. Ama burada söylemeye çalıştığımız şey, tabii ki hayatın her alanında kendisiyle ilgili kuvvetli bir içsel farkındalıkla yola çıkabilmek. Yunan filozoflar bundan 2800 yıl önce inşa ettikleri Apollon tapınağına, Delphi'deki Apollon tapınağının girişine Gnotiseoton, kendini bil öğüdünü yazmışlar. Bütün bu işin başlangıç noktası bu. Ben Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Üniversitede okuduğum dönemlerde bir taraftan işte akademik eğitim öğretimle uğraşırken bir taraftan da dağcılık, mağaracılık, ayet yılayışı, maç koşusu gibi bir sürü sporla tanışma fırsatım oldu. Ve bu sporlar sayesinde de bugünküne yakın bir farkındalığım gelişti. Daha 20'li yaşlarımın başındayken hangi alanlarda avantajım var, rekabet avantajım hangi alanlarda yok. Gelecekte kendimi nerede görmek istiyorum, neyi başarmış olmak beni mutlu eder gibi sorularla. Burada tabii tutkularınızın peşinden gidebilmek çok önemli. Çünkü ben bu sporlar sayesinde neyin beni çok heyecanlandırdığını, çok coşturduğunu, neyin peşinden tutkuyla gidebileceğimi keşfetme fırsatı buldum. Ve bu dağlar ve dağcılıktı. Doğada yapılan her tür spordu. Tutku, vizyonu eyleme dönüştüren enerji. Yapmak istediğiniz şeye karşı ne kadar yüksek bir tutkuya sahipseniz o kadar yüksek bir enerjiyle bunun peşinden gidebilirsiniz. Benim hedefim de dağlar oldu hep. Başarı istemek çok önemli bu çerçevede. Ama hani sadece isteyince de olmuyor. Biliyorsunuz öyle bir takım teoriler var.
O kadar da değil tabii ki. Ama istemeden de hiçbir şey olmuyor. O yüzden önce kuvvetli, içsel, samimi bir şekilde her ne yapmak istiyorsak, neyi başarmak istiyorsak bunu istememiz. Çünkü o isteğin sonucu olarak bu enerjiyi aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Ve bunun sonucunda da hedefimizi seçeceğiz. Sadece hedefleri olan insanlar neden, ne zaman, nasıl, ne şekilde, nereye gideceklerini bilirler ve yaşam içerisinde karşılarına çıkabilecek fırsatların farkına varıp bunları değerlendirebilirler. O yüzden hedeflerimiz olmalı. Hedefler motivasyon için temel oluşturuyor ve davranışlarımızı yönlendiriyor. Bizim bütün ihtiyaç duyduğumuz şey de aslına bakarsanız bu. Sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri, kapasiteyi belli bir amaca yönlendirebilmek, dahası odaklayabilmek. Hedefe odaklanan zihin karşısına çıkabileceği engelleri hem daha kolay aşar hem de kendisini hedefe yaklaştıracak fırsatları daha kolay fark eder. Neye odaklanırsanız o sizin hayatınız olur. Ben dağlara ve dağcılığa odaklandım ve 20'li yaşlarımın başı ve 30'larımın başına kadar bütün hayatım dağcılık üzerine gitti. O sayede de bu kadar çok şey yapabildim. Odağınız hayatınızdır sonuç olarak. Her hedef bir projedir ve bir proje gibi planlanması gerekir. Buna göre stratejimizi oluşturacağız. Stratejide esas olan bize rekabet avantajı sağlaması ve fark yaratmamıza olanak tanıması. Planlamamızı yapacağız. Planlama demek geleceği bugüne getirmek demektir. Gelecekte kendimizi nerede görmek istiyorsak bu hedefi önümüze koyup onun arkasından gidiyoruz. Tarihten bir figür, savaş karargahta kazanılır diyor Sun Tzu 2600 yıl önce. Yani sizin hedefi belirledikten sonra strateji ve planlama aşamasında o ön değerlendirmelerde yaptığınız çalışmalar, öngörüler, planlamalar ne kadar başarılı olacağınızın da en önemli belirleyici unsurunu oluşturuyor. Büyük düşüneceğiz ama büyük hedeflere bir seferde ulaşılmıyor. O zaman bu büyük hedefi bizim yutabileceğimiz lokmalar haline dönüştürmek ve o parçaların birleşiminden büyük hedefe ulaşabilmek. Bunu yaparken de nispeten kolay olanları başa çekmek ve zorlarına doğru ilerlemek. Bu aslında kendi içinde bir eğitim, birikim, deneyim süreci de. Nispeten kolaylarla başlayıp zorları sona bıraktığımızda kendimizi en zorlarına doğru da yetiştiriyoruz ve hazırlıyoruz bir taraftan da. Hayatımız boyunca hedeflerimiz olmalı. Çünkü hayat karşılıklı etkileşimli, dinamik bir süreç. Etki, tepki, sebep, sonuç. Sebepleri bilirsek sonuçları öngörebiliriz. Sebepleri değiştirerek sonuçları da değiştirebiliriz. Ama bunun için somut, elle tutulur hedeflere ihtiyacımız var. Bu benim üniversiteden mezun olduktan sonraki 10 yıldaki bir kariyerimden bir kesit diyebilirsiniz. Her hedef burada aslında kendisinden sonraki bir hedefin hazırlayıcısı. Çünkü bir şeyi başardığınız andan itibaren onun getirdiği özgüvenle, öz saygıyla ve en önemlisi farkındalığınız daha gelişmiş bir şekilde, haddinizi ve sınırlarınızı daha iyi bilen bir şekilde yeni ve daha büyük hedefler seçebiliyorsunuz. Ve bu böylece sizi sürekli ileriye doğru taşıyor. Aslında burada yaptığımız şey, gerçekleştirdiğimiz hedeflerle, elde ettiğimiz başarılarla kişisel gelişimimizi, kariyerimizi ilerletiyoruz. Burada durgun bir suyu hayal edin ve bir taş atın ortasına. Taşın düştüğü yerde kariyerinizin başlangıç noktası kabul edin. Nasıl böyle halka halka dalga dalga giderek büyüyen bir etki alanı gösterir taşın sudaki hareketi, bizim kariyer planımız da böyle olmalı. Her yıl bir öncekinden daha etkili, daha geniş, daha pozitif bir alana ulaşabilmeli. Her ayda, her haftada, hatta her gün bile neredeyse sürekli öğrenen ve gelişen bir insan olabilmeliyiz. Çünkü dünyada herkes ileriye doğru gidiyor. Bütün dünyanın derdi en iyisini, daha iyisini, daha fazlasını, daha çoğunu, daha güzelini yapabilmek. Sürekli büyüyen bir dünyada en az bizle aynı hızda büyümezsek küçülürüz. En az aynı hızda gelişmezsek gerileriz. Bu dünyada yerinde kalmak diye bir şey yoktur. Yerinde kalan yerinde kalır. O yüzden sürekli ilerlemelisiniz ve her gününüz bir öncekinden daha ileri olmalı. Tıpkı o taşın sudaki hareketi gibi kariyerimizi ileriye doğru götürebilmeliyiz. Çünkü neydi bizim yola çıkarken ki bu potansiyel konusunu konuştuğumuzdaki asıl hedefimiz? Olabileceğin en iyisi olmak, yapabileceğin en iyisini yapmaktı. Bir diğer deyişle içimizde bir potansiyel olarak duranı açığa çıkarmak, görünür kılmak, gerçekleştirmekti. Yani gizli potansiyelimizi gerçek bir performansa dönüştürebilmekti. Burada kararlı olmak önemli bir kabiliyet. Ama kararlılığı böyle bir atımlık çok güçlü bir balyoz vuruşu gibi düşünmeyin. Kararlılık ilk andan son ana dek karşınıza çıkabilecek irili ufaklı bütün engellerle ilk günkü sabırla, ilk günkü inançla, ilk günkü moral motivasyon yüksekliğiyle mücadele edebilmek demektir. Kararlılığın gücü sürekliliğinden gelir ve kararlılık insana insanüstü bir güç verir. Aynı şekilde hazırlıklı olmak. Oyunu kim kazanır diyoruz değil mi? En iyi hazırlanan insanlar kazanır. Bunda bir sorun var hakikaten, evet. Sürekli.
Çalışmıyor. Çok özet olarak söylemek gerekirse başarının formülü yetenek artı hazırlıktır. Önce yeteneği keşfedeceksiniz. Bunun üzerine gerekli hazırlıkları yapacaksınız ve bir ömür boyu yaşam içerisinde elde ettiğiniz avantajları biriktireceksiniz. Mesela spordan bahsediyorsak her tür sporda 3 tür temel hazırlık var. Fiziksel, teknik, psikolojik. Fiziksel adı üstünde işte kaba gücünüzü, kaba hızınızı artırmak için koşarsınız, ağırlık çalışırsınız. Teknik, yaptığınız sporda teknik mükemmelliğe erişmek için çok detaylı ve çok tekrarlı çalışmalar yaparsınız ki verdiğiniz gücü maksimum işe dönüştürün, aradaki bütün kayıpları giderin. Psikolojik hazırlıksa hedefle karşılaşacağımız güne kendimizi özellikle içsel olarak hazırlayabilmek, orada olacağımızı hayal etmek, orada olduğumuzda karşılaşacağımız zorluklarla nasıl başa çıkacağımızı düşünmek ve kendimizi hedefe ulaşmış, başarmış olarak zihnimizde canlandırmak diye düşünebilirsiniz. Bu üç hazırlığı da ne kadar iyi yaparsanız başarılı olma şansımızı kendi ellerimizde o kadar çoğaltırız. Buradaki kuralımız en iyisini umut edeceğiz, en kötüsüne hazırlıklı olacağız. Bu tabii biraz disiplin meselesi ama bu disiplin içsel bir disiplin, hiyerarşik bir disiplin değil. Disiplin dediğimiz şey insanın istek ve arzuları üzerinde bir kontrol gücü geliştirmesi ve bütün hayatını buna göre yönlendirebilmesi demek. Sabah erken kalkmak mesela bir disiplin meselesidir. Haftanın 3 günü, 4 günü işte iş çıkışı, okul çıkışı, 6 ay, 8 ay boyunca yeni bir sosyal beceri kazanmak, dil öğrenmek ya da spor yapmak için bir yerlere gidebilmek bir disiplin meselesidir. Bunları yapmayı isteyip de yapamıyorsak yaşam içerisindeki disiplinimizde bir sorun var demektir ve buraya müdahale etmek gerekir. Çünkü disiplinin olmadığı yerde üretkenlik de yok. Oyunu kazanmak istiyorsak disiplinli bir yaşama ihtiyacımız var. Aynı şekilde cesarete de ihtiyacımız var. Ama cesaret korkunun olmaması demek değildir. Cesaret korkunun kontrol edilmesidir. Korktuğumuz halde yapılması gerekeni yapabilmektir. Cesaretimizin ölçüsü yaptığımız seçimlerde görülür ve fark yaratan da budur. Çünkü cesaret her durumda bizi daha ileri götürür. Bu yaşama karşı evet cesur bir duruş gerekir ama tedbirli olmak kaydıyla. Önce tedbir, sonra tevekkül. Önce atımızı sağlam kazığa bağlayacağız. Her neyle uğraşıyorsak uğraşalım, onunla ilgili gerekli tedbirleri mutlaka almamız lazım. Özellikle riskli süreçlerde. Buradaki temel yaklaşımımızda rakibimizi asla küçümsemeyeceğiz. Her neyle uğraşıyorsanız gardınız her zaman olması gerektiği yerde olmalı. Aşağıda bırakırsanız açık verirsiniz. Fazla yukarı çıkartırsanız da kaynakları yanlış kullanırsınız. Olması gerektiği yerde. Her zaman bir B planına sahip olmalıyız. Hepimizin kafasında bir A senaryosu var tabii ki hedefine ulaşabilmek için. Ama hayatın en temel dinamiği değişim. O yüzden esnekliğe ihtiyacımız var. Bu esnekliği de alternatif planlarla gösteriyoruz. B planı yapmak demek henüz sorunlar ortaya çıkmadan önce onların üzerinde düşünmek ve gereken çözümleyici önlemleri almak demektir. B planı hayatın belirsizliğine karşı en önemli sigortamızdır bizim. Ve gerektiğinde geri çekilmesini bileceğiz. Dağcılıkta baktığımızda bir tırmanışa karar veren dağcılardan önce dağın nesnel koşullarıdır. Dağın nesnel koşulları tırmanışa uygun olacak ki biz kabul edilebilir riskler çerçevesinde riskleri üstlenip sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetler çerçevesinde de o tırmanışı başarıyla tamamlamak için zorlayacağız. Ama kabul edemeyecek bir çığ riski varsa, taş düşmesi riski varsa, bir fırtına oluşumu varsa, günün çok ilerleyen bir saatinde hala dağın olması gerektiğinden daha alçak bir irtifasındaysak o zaman geri çekilmek daha iyi olacaktır. Ama geri çekilmek daha iyi şartlarda ilerleyebilmenin ilk adımı olmalıdır. Ve hep olumlu düşünmek, bardağın dolu tarafına bakmak, hele bu kadar yüksek stresli ve tehlikeli sorumluluklarınız varsa hayatın içerisinde. Olumlu düşünmek beraberinde olumlu çağrışımlar getirir. Olumlu çağrışımlar da olumlu adımlar ve olumlu sonuçlara yol açar. Tabii dışarıda dediğim gibi etki tepki sebep sonuç, gerçek bir dünya var. Sizin olumlu düşünceniz, iyimser olmanız dış dünyayı etkilemez, sizi etkiler. Zaten bütün hikayemizde kendimizle alakalı. Kendi içimizdeki enerjileri yeniden daha kolay toparlamamızı ve yeniden ayağa kalkmamızı kolaylaştırır olumlu düşünce. Moralimizi, motivasyonumuzu yüksek tutmamızı sağlar. Motivasyonun biliyorsunuz iki tane ana kaynağı var. İçten gelen ve dıştan verilen. İdeal olanı kuvvetli bir içsel motivasyonla yola çıkmak, dış motivasyonla da yani ödül, alkış, maaş, prim, terfi gibi unsurlarla da desteklemek bunu. Ama iç motivasyona sahip olmanın da bir tane sırrı var bu hayatta. Ya sevdiğiniz işi yapacaksınız ya yaptığınız işi seveceksiniz. Sevmediğiniz bir işle uğraşıyorsanız ne yazık ki içsel motivasyonu kullanamazsınız. İçsel motivasyonu kullanamadığınız zaman da ortaya çıkan üründe kalite ve zarafet olmaz. Yeni işi çözer ama içinde kalite olmaz. O yüzden mutlaka sevdiğiniz bir işle uğraşmak en doğrusu diye düşünüyorum. Ve bütün bu süreç içerisinde de karşınıza çıkabilecek bütün engellerle, bütün zorluklara dayanacaksınız.
Hayat hiç kimse için kolay değil. Herkesin çeşitli sıkıntıları var. Hatta bu hayatta özel dezavantajlarınız bile olabilir. Hayat bunlarla ilgilenmez. Hayat sadece sonuçlarla ilgilenir. O yüzden bu hayatta bahanelere yer yoktur. Sonucu değiştirecek bir tek şey vardır. O da tekrar denemek, tekrar denemek ve her seferinde daha fazla gayret edecek gücü, enerjiyi içimizde bulabilmektir. Ve başaracağımıza inanacağız. Eğer biz kendimize inanmazsak zaten başkalarını da inandıramayız. O yüzden bu inanç birçok şeyi kolaylaştırıyor beraberinde. Aynı şekilde kendimize güveneceğiz. Kendimize güvenmek demek sınırlarımız dahilinde sınırsız olduğumuzun farkına varmaktır. Sınırlarımız burada mı? Bu sınırların içinde kalan her şeyi, ötesindekilerin de bir kısmını başarabileceğimize güvenmek demektir. Kendine güvenmekten daha fazla sonucu değiştirecek bir şey soracak olursanız, o da bir güven ortamı yaratmaktır. Çevremize güven vermektir. Çünkü bizim tek tek başarabileceğimiz şeyler sınırlıdır. Ben sonuçta profesyonel dağcıyım ve Türkiye'deki birçok yaptığım şey ilk ve öncü oldu. Bir kısmının hala tekrarı yok. Ama benim gibi düşünen insanları bir araya getirip onlarla beraber o güven ortamında karşılıklı saygı, sevgi, anlayış ve bir ortak hedef çerçevesinde bir araya geldiğimizde ortaya koyduğumuz ürün çok 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 daha ileri yerlere ulaşabildi. Ve iyi bir takım oyuncusu olacağız. Çünkü hayat bir takım oyunu. Tek tek ulaşacağımız yerlerden çok daha ilerilerine ulaşabiliyoruz. Eğer iyi bir takım oyuncusu olabilirsek. Ve her zaman başarıyı paylaşacağız. Eskiler zaferin bin babası vardır derler. Yani büyük bir hedefe ulaştığınız zaman onun arkasında çok insanın emeği vardır. Everest'in zirvesini görüyorsunuz. Benim sırt çantam orada, kazmam orada. Rus dağcı Nikolay Sitnikov son adımları atıyor artık zirveye varmak üzere. Genelde zirve fotoğraflarında az insan görünür ama onun arkasındaki büyük takım desteğini gözden kaçırmamak gerekir. Aşçısından doktoruna, iletişim sorumlusundan anakamp sorumlusuna, ekip liderinden şerpalarına, dağcılarına kadar koca bir ekip çalışır. Zirveye varma şansı en yüksek olanlar da zirveyi deneme fırsatını yakalarlar. Her şey yolunda giderse de başarıya ulaşırlar. O yüzden o başarıda payı katkısı olan herkese bunu yansıtmak gerekir. Çünkü başarı paylaşıldıkça çoğalır. Hayatta gerçek başarının turnusol kağıdı süreklilik ve sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirliğini sağladığımız takdirde başarılarımızın bir anlamı olur. İyi dağcı dediğimiz öyle bir tane iki tane zorlu ve tehlikeli hedefi başarıp üçüncüde dördüncüde kendini yaralayan ya da sakatlayan değil, zorlu ve tehlikeli tırmanışları sürekli ve düzenli olarak başarabilendir. Hayatta gerçek başarının aslına bakarsanız bir tane temel kuralı var. Çok ve etkili, verimli çalışmak. Oyunu kim kazanır diyor muyuz? Oyunu çok çalışan kazanır. Etkili çalışan, verimli çalışan, doğru çalışan kazanır. Ben 24 yaşında üniversiteyi bitirdikten hemen işte 3 hafta sonra yüksek irtifa dağcılığına başladım. 32 yaşında da bu işin son noktası kabul edilebilecek K2 dağına oksijen destekçisi olarak tırmandım. 24 ile 32 yaşım arasında dağlarda geçirdiğim zamanı üst üste koyduğumda şunu fark ettim. O 8 yılımın tam 2 yılını dağlarda, çadırda, uyku tulumunda, bazen de kar mağarasında geçirmişim. 1 yılını 4000 metre irtifanın üzerinde yaşamışım. Bu kadar çok şey yapabilmenin bir tane sırrı var. O güne dek Türkiye'deki herkesten daha çok dağlara gittim. Herkesten daha ağır antrenmanlar yaptım. Ve sahip olduğum yetenekler çerçevesinde gereken hazırlıkları büyük bir disiplin ve ciddiyetle yaptım. Ve bunun sonucunda da bu kadar iş başarma fırsatım oldu. O yüzden hayatta gerçek başarının sırrı çok etkili ve verimli çalışmaktır. Bu kadar olmasa bile hayatın içinde bir alan daha var. O da çok işe yarar. O da hayatın içerisindeki şans ve fırsatları yakalayabilmek. Ben yüksek irtifa tırmanışına başlamayı çok istiyordum ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Çünkü benden önce Türkiye'de hiç kimse 8000'lik bir dağı hedef olarak önüne koymamıştı. Ne soru sorabileceğim ne akıl danışabileceğim kimse yoktu. Ama karşıma müthiş bir fırsat çıktı. Bizim Bilkent Üniversitesi'ne misafir profesör olarak gelen Leningrad Üniversitesi'nden Dimitri Korotkin diye bir dağcı. Matematik profesörü ama aynı zamanda da dağcılık yapıyormuş. Leningrad Üniversitesi'ndeki Club Bars'ında üyesiymiş. Ben de bizim okuldaki kulübün başkanıydım. İşte dağcılığa başladım kulübün, bir sene sonra başkan oldum ve mezun olana kadar da ben sürdürdüm bu görevi. Bizim kulübe geldi Dimitri. Ve geldiğinde de benim önüme bu fırsatı sundu. Bu yaz dedi bizim arkadaşlarımız Kantrengi Dağı'na gidiyor. İşte Türkiye'den isteyenler katılabilir gibi. Burada 89'da duvar yıkılmış biliyorsunuz. Ben 92'de ilk 7000'lik tırmanışımı yaptım. Yani Rusya'da aldıktan sonra ilk ülkeye girenlerdenim. Ve 500 dolara bu gördüğünüz dağın arkadaki dağa tırmanma fırsatı yakaladım. Ve bunu değerlendirdim. Tabii tek başıma gidip bu tırmanışı biraz da gözümüzü karartmak gerekiyor elbette. Ve sonuç harika çıktı ve arkasından da devamı geldi. Burada işte hayat aslında fırsatlarla dolu hepimiz için. Buradaki bütün maharet bu fırsatların farkına varabilmekte. Leonardo'nun dediği gibi işin sırrı görmeyi bilmektedir. Eğer görmeyi bilirsek
hayat içerisinde sonsuz fırsatlar ve olasılıklar var. Ama bunun için yeni deneyimlere açık olmamız lazım. Her ulaştığımız zirvede aslında kendi içimizde de bir zirveye ulaşıyoruz. Çünkü her ulaştığımız sınır bizi de daha yüksek bir yere taşıyor. Kendi içimizdeki yeni bir sınıra, yeni bir olasılığa ulaştırıyor bizi. Ve sonunda da hayatın içinde kendi yerimizi buluyoruz. Hatırlarsanız ilk gösterdiğim slide size hayatın içinde kendi yerinizi arayındı. Kendi yolumuzu çizerek bizim için olan yeri, yani herkes gibi değil, kendimiz gibi olabileceğimiz yeri aramaktı. Eninde sonunda da bulacağımız yer burası. Hayatın içinde bulduğunuz kendinize ait olan yer, sorumluluğunuz olarak kabul ettiğiniz yerdir. Hayata kendinizden yön verebildiğiniz alandır. Ne değişim ne dönüşüm yaratabiliyorsanız dünyada orası sizin yerinizdir. Ve bence hepimizin hedeflemesi gereken şey de bu. Bu hayata değer katabilmek, anlam katabilmek, güzellik katabilmek, bir şey katabilmek, bir şey değiştirip dönüştürebilmek olumlu yönde. İşte orası sizin bu hayattaki yerinizdir. Buna ulaşabilmek için çok önemli bir silah var elimizde. O silah sağduyuya sahip olabilmek ve yaptığımız her şeyi sağduyuyla yapabilmek. Sağduyu çok özet olarak doğruyla yanlışı ayırt edebilme kabiliyetidir. Bir tecrübe ve bir birikim meselesidir. Yaşam içerisindeki tecrübeyi ve birikim konusunu ciddiye almanızı dilerim. Çünkü bütün bu işin sırrı aslında yaşamımızda elde ettiğimiz birikimleri, doğruları, tecrübeleri biriktirebilmek ve bunların üzerine inşa ederek kendimizi geliştirebilmek. Sağduyu sadece analitik zekamızdan değil, duygusal zekamızdan da, aynı zamanda ruhsal zekamızdan da beslenir. Sadece sahip olduğumuz bilgi birikimimizle değil, sezgilerimizle ve duygularımızdan da kaynak alır. Yani bizi biz yapan her şeyden beslenir. Bir diğer tanımlamaya göre de sağduyu, aklımızı, mantığımızı ve vicdanımızı birlikte kullanmak demektir. Aslına bakarsanız oyunu kim kazanır diye sorduğumuzda tabii ki gayret eden, çok çalışan ama her zaman sağduyulu olarak kararlarını alabilen, doğruyla yanlışın arasındaki farkı bilip gereğini ona göre yapabilecek cesareti ve kararlılığı gösterebilenler kazanır. Ve sonunda da tabii ki ulaşacağınız yer burası. Zirveye ulaşmak zordur, zirvede kalmak daha zordur. Zirvede kalmanın sırrıysa o zirveyi, o başarıyı layığıyla taşımaktan geçer ve bir ömür boyu yaşam içerisinde elde ettiğiniz bu avantajları, bu doğruları biriktirerek bu ömrü sürdürmekten geçer. Teşekkür ederim.